Bugün herhangi birine mesaj göndermek istediğinizde WhatsApp'tan Telegram'a, Facebook Messenger'dan iMessage'a birçok alternatifiniz mevcut. Numarayı veya kişiyi seç, mesajı yaz ve gönder. Peki bundan 15 yıl kadar önce bu iletişimi nasıl sağlıyorduk? Akıllı telefonların, sosyal medyanın olmadığı ancak internetin sadece masaüstü bilgisayarlarda olduğu bir dönemde nasıl sosyalleşiyorduk? Tabii ki birçoğumuzun ilk sosyal medyası, tribimizi, derdimizi ne dinliyorum ile anlatmak istediğimiz, ekranları zangır zangır titreten bildirimler yolladığımız efsane mesaj platformu MSN Messenger ile. Bir neslin sosyalleştiği en önemli mekan MSN Messenger ne yazık ki bugün aramızda değil. Peki milyonların buluşma noktası MSN Messenger'a ne oldu? Teknoloji dünyasının başarısızlık hikayelerini anlattığımız Başaramayanlar serisine hoş geldiniz. Ben Muhammed Enes Cansız. İyi seyirler. Takvimler 90'lı yılların sonunu gösteriyordu. O zamanlar sosyal medya denilen şey henüz şimdiki anlamında icat edilmemişti. Dünyada çok az kişi cep telefonu kullanıyordu ve internet henüz yaygınlaşmaya başlamıştı. İnternetin ilk ürünlerinden biri elbette e-postaydı. Bugünün en önemli iletişim aracı olan e-posta o yıllarda haberleşmede devrim niteliğinde bir teknolojiydi. Ancak anlık olarak bir iletişim seçeneği sunmuyordu. Anlık mesajlaşma, iletişim dediğimiz şey esasen şu. Diyelim size şimdi WhatsApp'tan bir mesaj göndereceğim. Siz de şu an internete bağlısınız ve benden mesaj bekliyorsunuz. Ben size mesaj yazmaya başladığım anda benim size mesaj yazıyor olduğum bilgisini orada görebilirsiniz. Haricinde benim çevrimiçi olduğum bilgisini görebilirsiniz ve elbette benim gönderdiğim mesajı anında teslim alabilirsiniz. Aynı şekilde ben de sizin çevrimiçi olduğunuzu görebilirim. Size yazdığım mesajın size iletildiğini, sizin bunu okuduğunuzu veya okumadığınızı bilebilirim. İşte anlık mesajlaşmanın temeli tam olarak bu. Her şeyin anında gerçekleşmesi olayı. Diğer tarafta SMS ve e-posta sistemlerinde ise tek taraflı bilgi sahip oluyoruz. Size SMS gönderdim ancak bu SMS size ulaştı mı bilmiyorum. Telefonun başında mısınız bu bilgiye bile sahip değilim. E-posta gönderdim, e-postayı açıp okuduğunuzu bilmiyorum. İşte internetin ilk neslinde iletişim bu şekilde zaman alan bir sürece sahipti. O yıllarda anlık mesajlaşma için yatırım yapan bazı şirketler vardı. Bunlar AOL, ICQ, Yahoo gibi şirketlerdi. Microsoft da bu alanda yer almak istiyordu çünkü zaten e-posta alanında Hotmail adıyla hizmet sunuyordu. İstedikleri şey internet iletişiminin tamamını insanlara sunabilmekte. Bunun için de dönemin parlayan yıldızı anlık mesajlaşmayı elde etmek gerekiyordu. Microsoft 1999 yılında ilk MSN Messenger uygulamasını yayınladı. İlk sürüm son derece basit özelliklere sahipti. E-posta adreslerinden oluşan bir kullanıcı listeniz vardı ve bu listedeki herhangi birine mesaj gönderebiliyordunuz. Kullanıcı olabilmek için ise bir e-posta adresine sahip olmalıydınız. Microsoft o dönem tek başına değildi. Onun gibi anlık mesajlaşmaya yatırım yapan, hatta ondan önce oyuna dahil olan firmalar vardı ki en önemlisi AIM yani AOL Instant Messenger'dı. AIM de MSN Messenger gibi bir platformdu. Kişi listesi içerisindeki çevrim içi kullanıcılarla mesajlaşabiliyor, kişiliğinizi gruplayabiliyor, anlık olarak muhabbet edebiliyordunuz. Daha eski olduğu için kullanıcı tarafında daha fazla kitleyi elinde tutan AIM, MSN Messenger için en büyük rakipti. MSN Messenger ise ortama yeni yeni giriş yapmıştı. MSN kullanıcılara anlık mesajlaşma ve Hotmail e-posta entegrasyonunu birlikte sunan bir avantaja sahipti. Yani Hotmail'iniz varsa MSN'e de sahip demekti. Ancak kullanıcı tarafında fazla bir kitlesi yoktu. Dolayısıyla AIM ile rekabet edebilmek için ya yeni kullanıcı bulmalı ya da AIM'i kullanan kullanıcıları kendisine çekmeliydi. Düşünün hem AIM hem de MSN Messenger kullanıyorsunuz. Ancak arkadaşlarınızın büyük bir çoğunluğu AIM kullanıyor. Haliyle sizin MSN kullanmak için bir sebebiniz kalmıyor. Çünkü iletişim kurduğunuz bütün insanlar AIM platformunda buluşmuş. Haliyle siz de MSN Messenger'ı kullanmak yerine AIM'e yöneliyorsunuz. İşte o dönem birçok insan AIM'e sahipti ve iletişimi buradan sürdürüyordu. MSN ise pek azının kullandığı, çoğunluğun ise haberdar olmadığı bir platformdu. İşte MSN Messenger bunun için kullanıcı tabanını arttırmayı hedefledi ve bunu yaparken de en büyük rakibi AIM'i kısmen hackleyerek gerçekleştirdi. AOL Instant Messenger'ın içerisinde kişi listelerine erişilebilen bir açık vardı. Microsoft bu açıktan yararlanarak MSN'i AIM'in içerisine yerleştirdi. Bu sayede siz MSN kullanıyordunuz ancak AIM platformundaki kişilerle de iletişim kurabiliyordunuz. Yani bugün Telegram üzerinden WhatsApp kişileriyle iletişim kurduğunuzu bir düşünün. İşte o dönem aynı şey oluyordu. Elbette bu açık fazla sürmeden kapatıldı. Ancak açıktan yararlanan sürede Microsoft kullanıcı kitlesini herkesle görüşebilirsiniz mottosuyla iyi bir düzeye getirdi. AIM ile olan bağlantı kopsa bile artık kendi kendine yetecek bir MSN kitlesi oluşmuştu. MSN Messenger en büyük sıçramayı ise Windows XP döneminde yaşadı. Tamamen güncellenen uygulama ile artık kişileri gruplayabiliyordunuz. Sesli görüşme
yazma yapabiliyordunuz. Medya Player eklentisiyle ne dinlediğinizi insanlara gösterebiliyordunuz. Titreşim gönderme, bugün herkesin kullandığı emojilerin ilk nesilleri, durum özelleştirmeleri ve hatta karşılıklı oyun oynama gibi birçok özellik MSN Messenger'ı 2003 yılında aylık 110 milyon kullanıcıya ulaştırdı. 2006 yılına gelindiğinde çıtayı bir üst seviyeye taşıyan Microsoft, MSN Messenger ismini Windows Live Messenger ile yeniledi. Daha estetik bir tasarım, çok daha fazla özelleştirme ve görüntülü görüşme seçeneği bir mesajlaşma uygulamasının sunabileceği en iyi verimi sunabilir hale getirdi. Ancak her yükselişin bir inişi var ve Microsoft en iyi yaptığı şeyi yine yaptı ve ürünü kullanılamayacak hale getirdi. Elbette MSN'in çöküşünün tek sorumlusu Microsoft değildi. Ancak ürünü kurtarmak için verilen çaba kesinlikle yeterli değildi. Tarihler 2010 yılını gösterdiğinde internet artık tüm dünyayı gerçek anlamıyla sarmıştı. Akıllı telefonların zirve yaptığı, sosyal medyanın emekleme dönemini bitirip koşu moduna geçtiği dönemlerdi. Bir yanda Facebook, Twitter, Instagram gibi birçok sosyal medya alanı doğuyor, diğer yanda akıllı telefon ve tabletler bilgisayarların sonu mu geliyor dedirterek pazarda yükseliyordu. İnsanların ilgileri de elbette değişmeye başladı. Dönemin yükselen platformu Facebook, bu alanda MSN'i en çok etkileyen platformların başında geldi. Her ne kadar sohbet arayüzü MSN Messenger'a göre çok geri olsa da Facebook'ta paylaşımlarını gördüğünüz arkadaşlarınızla anında iletişime geçebiliyordunuz. Sırf bunun için Facebook'tan çıkıp MSN'e giriş yapmanıza gerek kalmıyordu. Bunun yanında PC kullanım alışkanlığında da değişimler yaşandı. Zira akıllı telefonlar bilgisayarlarda yapılan gündelik işlerinde yerini doldurmuştu. Haliyle PC başında geçirilen saatler artık dakikalara inmişti. Önceki dönemlerde PC başına oturduğunuzda genellikle yapılan şey belliydi. Bir müzik başlat, MSN'e giriş yap ve bir yandan sosyalleş ve bir yandan da internet sayfalarında sörfe çık. Ancak akıllı telefonlar bu düzene sert bir balta vurdu. Web siteleri uygulamalar halinde akıllı telefonlara entegre edildi ve sörf bu uygulamalara aktı. Sosyal medya kullanımı arttı ve insanlar sohbetlerini dönemin yeni platformları WhatsApp ve Facebook gibi uygulamalarda sürdürdü. Dolayısıyla MSN'i kullanabileceğiniz ortam yok olmaya başlayınca MSN için de kayıp başlamış oldu. Microsoft kaybın önüne geçebilmek için çeşitli geliştirmeler içeren yeni sürümler yayınladı. Hatta akıllı telefon pazarına tutunabilmek için mobil uygulamalar bile sunuldu. Ancak uygulamalar o kadar hantal ve işlevsizdi ki WhatsApp ve diğer uygulamaların yanında çok demode kaldı. Tarihler 2012 yılını gösterdiğinde Live Messenger Essential adı ile yepyeni bir MSN sürümü yayınlandı. Microsoft kullanıcı kitlesinin diğer sosyal ağlara kaydığını görerek MSN Messenger'ı yarı sosyal ağa çevirdi. Bu sürümde durum güncellemeleri, fotoğraf gibi birçok şeyi paylaşabileceğiniz ve aynı zamanda arkadaşlarınızın da paylaştıklarını görebileceğiniz bir akışa sahiptiniz. Hatta Facebook ve Twitter gibi platformlarınızı da buraya bağlayarak hepsini tek bir yerden kontrol edebiliyordunuz. Hayatımda kullandığım en kötü MSN sürümü bu yayınlanan sürümdü. Her şey değişmişti, eski düzenden kopulmuştu ve yayınlanan sürüm sanki bizden nefret edin diyordu. Ki ettik de. Kullanıcıların çoğu zaten uzak kaldıkları MSN Messenger'dan yeni sürümle daha da uzaklaşmaya başladı. İlginç şekilde MSN kaybederken benzer işleri yapan bir firma aynı hızla yükselişe geçmişti. Tabii ki Skype'dan bahsediyorum. Dönemin en iyi sesli, görüntülü ve yazılı iletişim araçlarından biri olan Skype, kullanıcılara ücretsiz canlı bağlantılar sunmasıyla ün saldı. Her ne kadar MSN gibi benzer özellikleri sunan çeşitli platformlar olsa da Skype, MSN'in kaybettiği dönemi kazanarak sürdürüyordu. Tam bu noktada Microsoft, Skype'in yükselişini gördü ve 2011 yılında firmayı satın alarak bünyesine kattı. İşte MSN'in asıl ölümü bu satın alımla gerçekleşti. Takip eden 2012 yılında Microsoft, Skype ve MSN'i birleştireceğini açıkladı ve 2013 yılında tüm MSN kullanıcılarını Skype platformuna geçirdi. MSN uygulamaları hala daha çalışıyordu. Ancak Microsoft, MSN'i bitirmek için harekete geçti ve 2013 yılında MSN Messenger platformunun tamamen kapatılacağını duyurdu. Ülke ülke belirli tarihlerde başlatılan kapatma 2014 yılında Çin'de son buldu ve MSN Messenger oturumu kapatarak tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Şimdilerde ise devamı olan Skype benzer özelliklerle hizmet vermeye devam ediyor ancak onu da ne kadar başarılı olduğu tartışılır. Sonuç olarak MSN Messenger milyonlarca kullanıcıyı birbirine bağlayan harika bir platformdu. Daha erken davranılarak sosyal medyaya dönüştürülebilse ya da akıllı telefon pazarına daha stabil, daha düzenli, daha işlevsel bir uygulama şeklinde sunulsa belki de şu an WhatsApp değil MSN Messenger kullanıyor olabilirdik. Kim bilir, belki yakın gelecekte birbirimize titreşim gönderdiğimiz, malum kişiye ne dinliyorum özelliğini kullanarak mesaj çaktığımız bir MSN sürümünü akıllı telefonlarda görürüz. Siz ne dersiniz? Evet, bir baş aramayanlar videosunun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir başarısızlık hikayesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.